Merhabalar, bugün size güzel bir tuva yası modeli yapımını göstereceğim. Çok hoş bir model, biraz emekli ama güzel, yapmaya değer. İsmi galiba çark felek modeli. Arkadan şöyle şu şekilde gözüküyor. Böyle ilk önce motifler yapılıyor. Sonra yazma kenarına çimeni yaparken ekleniyor. Ben ortasını krem tercih ettim. Krem beyaz olur. Hani siz farklı renkler yapmak isterseniz yazmanın rengine göre olabilir. Ortasını halkayla yapıyorlar ama ben halkayı pek uygun görmüyorum. Zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 7 tane olsun. Ve bir tane yuvarlak yuva oluşturuyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Başını 2 defa doladım. 2 defa dolayıp 3 defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tepesine batıyorum. Sonra yine 2 defa doluyorum. Böyle 2 defa dolayıp 3 defa da çektiğim trabzanlar yapacağım. 2, 3, 4. 2 defa doluyorum. 3 defa da çektiğim, arada hiç zincir çekmeden 1, 2, 3, 4. Toplam 10 ta 14 tane böyle çirtikli trabzan olacak. O zincirle birlikte, baştaki zincirle birlikte. Siz de öyle yapın. Böyle. 1, 2, 3, 4. Tepesine batıyorum. Bir, iki, üç, dört. 14 tane olacak şekilde yapın. Evet hanımlar, 13 tane oldu. Bu zincire sabitliyorum şöyle. Zincire de böyle oraya da başına dolamadan battım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. O zincirin tepesine de bir tane çirtik, yani başına dolamadan battım. 4 zincir çekip ve 1, 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimi kestim, sonra saklarım ipi. Bu şekilde oluştu hanımlar. Önce bu şekilde oluşuyor. Kremli işimiz bitti. Şimdi kırmızı renk alacağım ben. İpime bir düğüm attım. Ve o yanın tersinden böyle zincir olan yerden, fark etmez nereden başlarsanız, bir tane trabzandan ya da zincirden böyle sık iğne yapacağım. Yani arka taraftan başına dolamadan 6 tane sık iğne, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra bir tane böyle araya, iki tane çirtik arasına şöyle şu şekilde tepeye batıyorum. Sonra aşağıya doğru iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne trabzanın üzerine, etrafından dolayarak geri tekrar dönüş yapacağım. Çünkü ortasına batmam gerekiyor her seferinde. Dönüş yapıyorum. Yani o sık iğnelerin üzerine tekrardan sık iğne yapıyorum. 3 oldu. Sayısı fark etmez. 4, 5 yukarı çıkıncaya kadar. Sonra böyle iki çirtik arasına, karşındaki oraya bir tane başına dolamadan sık iğne yaptım. Bu sefer yine aşağıya doğru sık iğne, yine devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar yukarı dönüyorum. İpim şey oldu. Altıncıyı tekrar yapıyorum. Ve tekrar o sık iğnelerin üzerinden yukarı doğru yine başına dolamadan batıp yukarı çıkıyorum.
Yukarıya geldiğimde ise böyle açıp bu araya iki tane çiftlik arasına ya yani dört zincir çekip batmıştım ya hani oraya başına dolamadan oraya da batıyorum. İnşallah görünüyor. Tekrardan aşağıya altı tane karşıdaki trabzanın üzerine arka taraftan 2, 3, 4, 5, 6. Geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4. Dönüşüm 4 tane oldu, fark etmez. Ve araya ikisinin arasına şu karşıda gördüğünüz gibi oraya da başına dolamadan batıyorum. Önden bu şekilde oluşanlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluşacak. Siz de devam edin. İnşallah anladınız. 6 tane aşağıya doğru trabzan yapacağım. Ay, sık iğne yapacağım. Trabzanların üzerine sık iğne. Ben durdurup devam edeceğim. Siz de yapın. Uzun sürmesin. 6 tane sık iğne. Ve bir de dönüş, bir de araya batacağım. Evet hanımlar, ben sonuncuya geldim. Şöyle önden şu şekilde oluştu. Çok güzel bir model. Sonra yukarıya çıkmıştım en son. Bu araya başına dolamadan batıyorum. Ve trabzandan etrafını sararaktan aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Sonuncu da yaptım. Şimdi döndüm. Yukarı doğru çıkıyorum. Bu trabzanların sık iğnelerinin üzerinden. Çıktım. Sonra en son bu ikisinin arasına batıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. İpimi şöyle ortaya doğru bir yere batarak sabitleyip kıracağım. İki zincir çektim. Tamam. Kırmızıyla işimiz bitti. Ve çiçeğimiz oluştu hanımlar. Böyle ilk önce yapmak isterseniz motifleri yapacaksınız. Böyle şu bu şekilde güzel bir çiçek oluştu. İnşallah anladınız. Şimdi bunu buraya böyle sabitleyeceğiz. Biri kırmızı, biri mor çiçek. Şimdi çimenini yapmayı göstereyim size. İlk önce orta büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Yaz makinelerine iki zincir çekip kutucuk yapın. Yani kenarını yaptıktan sonra bir, iki, üçüncü kutucuğa başına iki defa sardım. Üç defa da çektiğim trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Tepesine sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan. Sık iğne yapıyorum. Altı tane üzerine yedinciyi kutucuğa batıyorum. Bir zincir, bir örümcek, başına iki defa sardım, bir iki üçüncü kutucuğa iki defa sarıp üç defa da çektim, trabzan yaptım, dört zincir çektim, trabzan tepesine sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6 tane trabzanın üzerine görünüyor şu anda. Bir tane de kutucuğa batıyorum. Böyle arayı siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben size model göstermek için 5 tane yapacağım. Şimdi çiçeğin dibini yapacağım. Bir tane örümcek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. O yanın tersini çevirip ilk zincirime tekrardan örümceğin tepesine başına dolamadan battım. Sonra bir iki bir zincir çekeyim. Önünü döndüm. O yanın düzünü döndüm ve o
Altı zincir çektim yere, bir kere başına dolamadan batıyorum ki güzel dursun. Şimdi iki zincir çektim. Başına bir defa doladım. İki defa da çektiğim trabzan yaptım. Sonra başını bir defa doladım. Bir, iki, üç defa da çektiğim trabzan yaptım. Şimdi iki defa doladım. Bir, iki, üç defa da çektim trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Tepesine sık iğne yapıyorum. İki, üç, dört, beş tane. Üzerine de bir tane de yuvarlağın içine battım. Şimdi bir zincir çektim hanımlar. Böyle buradaki gibi iki tanesini, iki tane dört zincir çekip battığım beyazları böyle beyazdan geçirip ilmeği oradan geçirip böyle bir tane zincir çeker gibi yaptım ve tekrardan yeşil kutucuğa battım. Sonra yine önce beyazdan tığımı geçiriyorum. Sonra yeşil ilmeği aldım. Bir zincir çeker gibi yaptım. Başına dolamadan kutucuğa battım. Sonra yine yaprak yapacağım. İki zincir çektim. Başına bir defa doladım. İki defa da çektiğim trabzan. Bir defa doladım. Bir, iki, üç defa da çektiğim trabzan. İki defa doladım. Bir, iki, üç defa da çektiğim, yani giderek büyüyen bir trabzan. 3, 4 tane zincir çektim. Son yaptığım trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6. dibe batıyorum. Bir örümcek ve 1, 2, 3, kaçıncı kutucuğa batmışım orada? 4. kutucuğa batmışım. 1, 2, 3, 4. kutucuğa batmışım. Ve tekrar batıyorum. Böyle bu şekilde. Yine çimene devam, bir örümcek. Başını iki defa sardım. 1, 2, 3. kutucuğa trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tepesine batıyorum ve sık iğne yaparak aşağıya iniyorum hanımlar. Çok güzel bir model. Yaparsanız zevkli, hani tığ uyasını seviyorsanız. Biraz emekli ama yapmaya değer güzel bir model. Son bu aralar moda. Bu senenin modalarından. Şimdi bu araya da iki tane koyduğum piprik diyeyim onlara. Bir de mor alıyorum. Kırmızının yanına mor. Araya krem yaptım. Onu da göstereyim. Tam olsun. Böyle ortada 3 tane ipimi ortasına sabitledim trabzanı. 4 zincir çektim yere, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere 3 defa 5 zincir çekip batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve ipimi kesiyorum hanımlar. İşte bu şekilde. Arkadan böyle bu şekilde oluşuyor. Önden böyle. Çok güzel. Sallanan bir model. Siz arayı kendiniz ayarlayın. Hani ben 5 tane yaptım. Siz 7 tane yapabilirsiniz. Trabzanları. Umarım beğenirsiniz. Ören Hanım YouTube sayfama abone olursanız diğer videolarımı da görebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. İstediğiniz modeli, yapmamı istediğiniz model varsa yazabilirsiniz. Oldu. İyi günler dilerim.